Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hazır mantı yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapıyorum sizlere onu göstereceğim. Böyle çoklanmış mantı, böyle fırınlanmış değil. 2 paket yapacağım arkadaşlar ben kalabalık olduğumuz için. Hani mantı tarifinde ne var demeyin. Herkesin sosu farklı, yapış tarzı farklı. Ben nasıl yapıyorum? Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Tencereme önceden suyu koymuştum. Bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi şöyle tuzu bir karıştırayım erisin. Eğer bir paket pişirecekseniz 2 litre koyun arkadaşlar suyunu. 2 paket yapacağım için burada 4 litre su var. Bulyon ekliyorum arkadaşlar. Evinizde kendi yaptığınız et suyu varsa ondan koyun lezzetini daha arttırıyor. Benim kalmamıştı böyle bulyon vardı. Bundan ekledim. Koymayabilirsiniz de bu tercih meselesi. Koyunca daha lezzetli oluyor. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bu sıvı yağ da mantının yapışmasını engelliyor arkadaşlar. Şöyle paketimin ağzını makasla kesiyorum. Mantının suyunu koymadan önce dondurucudan çıkarmıştım. Bakın böyle mantı da tam görünüyor mu bilmiyorum. Tencereme elimle şöyle salı veriyorum. Pek dağılmamış bu. Diğerinde doğal bir şekilde boşaltıyorum arkadaşlar. Başka tabak bulaştırmak istemedim. Diğer mantımı da döküyorum artık. Nedense bu aldım böyle topak topak dondurulmuş olduğu halde daha önceki aldıklarım tane taneydi. Bu böyle çıktı. Böyle bir karıştırıyorum böyle. Bakın nasıl dağıldı. Ara ara karıştıracağım arkadaşlar. Pişene kadar 15-20 dakikada pişecek bu şekilde. Şimdi biz de yoğurdunu hazırlayalım. Yoğurdum market yoğurdu. Susuz yerine böyle 4 bardak koyacağım. Sulu yerine koyunca iyi olmuyor. Sizler de yaparsanız böyle susuz yerlerinden koyun. Süzme yoğurtla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Lezzeti daha güzel oluyor. Varsa süzme yoğurt yapın. Benim evimde bu vardı. Bununla yapıyorum ben. Şimdi de yoğurdumuzu çırpacağız arkadaşlar. Yoğurdumuzu çok güzel çırpmamız lazım. Yoğurdu güzel çırpmadığımız zaman Mantımız güzel olmuyor. Yoğurdu böyle çırpacağız ki güzel. Pürüzsüz hale gelecek. O zaman çok güzel oluyor. Sizler de böyle güzel çırpın yoğurdu hiç pürüz kalmasın. Yaptığınızda aradaki farkı göreceksiniz. Krem şanti gibi pürüzsüz olana kadar bu şekilde çırpıyorum. Yoğurdumuzu çırptık. Şimdi de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 3-4 diş sarımsak ilave ediyorum. Doğramayın sarımsağı arkadaşlar. Ya ezin havanda ya da rendeleyin. Doğrayınca ağzınıza geliyor. Bu şekilde iyice sarımsağımı da çırpıyorum. Yoğurdumuz da hazır artık. Şimdi sosunu yapmaya geçebilirim. çay bardağından çeyrek bardaktan biraz fazla yağ koydum tavama yağını siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz bir kaşık da market salçası kullanıyorum domates biber karışık bununla güzel oluyor ev salçasında o kadar güzel olmuyor ben hazır salçayı bunu sosa çok yakıştırıyorum bununla yapıyorum Mantımı yiyenler de sosunu sorar nasıl yaptınız diye. Çok güzel oluyor çünkü. Böyle karıştırıyorum iyice. Artık sosumuz oldu. Sırrı bu suyunda arkadaşlar. Böyle pişen mantının suyundan böyle ilave ediyorum 2 kepçe. Siz sosunu az istiyorsanız yarıya ölçüyü indirip böyle bir kepçe koyabilirsiniz suyundan böyle karıştırarak pişireceğim arkadaşlar çok pişmeyecek sosu şimdi zaten hemen koyulaşıyor bu direkt koyduğunuz zaman salçayı üzerine hiç de güzel olmuyor topak topak oluyor böyle yaptığınız zaman mantının suyunla açtığınız zaman çok güzel oluyor bu mantının sosunu çok beğenirler böyle mantıya koyduğum zaman sosunu nasıl yaptın diye sorarlar arkadaşlar bakın çok güzel de oldu kıvamı artık Şimdi altını kapatabilirim. Sizler de böyle olduğu zaman hemen altını kapatın, koyulaştırmayın. Mantımız haşlandı artık arkadaşlar. Şimdi içersem mantıyı bu şekilde kevgirle alacağım geniş bir kaba. Servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Süzmüyorum suyunu. Suyunu süzüp üzerine soğuk su dökersem bu mantının vitamini gider. Onun için böyle bir geniş kaba alıyorum. Burada soğutacağım bunu. Ondan sonra sarımsaklı yoğurdunu dökeceğim. Bu mantının suyunu dökmeyeceğim. Ziyan etmeyeceğim arkadaşlar. Çok güzel pirinç şehriye çorbası oluyor. Onunla da çorba yapacağım. Değerlendireceğim arkadaşlar. Mantımız soğudu. Üzerine yoğurdunu döktüm. Şöyle karıştırdım. Ben böyle her tarafına yoğurdu böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle ortasında sevmiyorum. Evde nasıl yapıyorsam sizlere de aynı şekilde gösteriyorum. Yoğurdu olmayan yerleri şöyle aldırmaya çalışıyorum. Şimdi sosunu dökelim artık. Sosunu da şöyle gezdiriyorum. çok güzel oldu Arkadaşlar sosu gördüğünüz gibi nasıl yayılıyor üzerine sosumuzu gezdirdik artık çok da güzel oldu şimdi de nanesini ekiyorum arkadaşlar böyle isteğinize göre ekin nane çok güzel yakışıyor Zaten nanesiz mantıda olmaz. Sosum daha var. Çocuklar tabağı aldıkları zaman daha sostan döküyorlar. Onlar bol soslu seviyor. Size göstermek için böyle yaptım arkadaşlar. Bakın yakından görünüşü bu şekilde. İsterseniz sosun hepsini de dökebilirsiniz bir anda üstüne. Mantının suyunla çorba yapacaksanız arkadaşlar bir püf noktası vereyim. Şimdi mantıyı haşlarken bulyon koyduk tuz da koyduk. Eğer salçanız tuzluysa çorbanız tuzlu olabilir. Ya tuzsuz salça kullanın veya da tuzunu biraz az koyun mantığının çorbanızı öyle yapın arkadaşlar. Mantığı açarken azaltın tuzunu. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı. Bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim utançlaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.